Değerli izleyiciler merhaba, bendeniz Kudret Ayıldır. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Yeni hafta dinamiklerini inceleyeceğimiz bir video çalışması gerçekleştirmeyi umut ediyorum. Ve burada iki aşamalı videomuzun ilk serisine başlıyoruz. Hatırlarsanız geride bıraktığımız hafta ne demiştik? Cumartesi günü makro gündem maddelerini sizlere paylaşacağım. Pazar günleri de teknik anlamda 7 adet varlığı size izah ediyor olacağım. İşte bu video serimizin ilkini paylaşıyor oluyorum. Şu anda da 7-11 Ekim tarihleri arasındaki makroekonomik gelişmeler. Tabii biz geride bıraktığımız hafta yoğun bir ekonomik takvim verisi vardı. Fiyatlama davranışları üzerinde çok etkin bir görüntü izledik. Bu sebeple de çok önemli bir haftayı geride bıraktık. Yeni hafta dinamikleri geride bıraktığımız hafta kadar etkin değil ama etkilerini hissedebilme, etkilerine devam edip etmemesi adına yakinen takip edilecektir. Burada Amerika'nın enflasyon detayı, işte FOMC üyelerinin açıklamaları ya da FED Başkanı Powell'ın açıklamaları bu açıdan önemli olacaktır. Gün gün gidelim. Pazartesi gününe baktığımızda sabah Almanya'dan fabrika siparişleri, İngiltere'den konut fiyat endeksi, öğle öncesi Euro bölgesi Centix yatırımcı güveni, akşam saatlerinde de FOMC üyesi Kaşkari'nin konuşması. Aslında pazartesi gününe baktığımızda sakin bir görüntünün olduğunu söyleyebiliriz. Eğer yanlış hatırlamıyorsam pazartesi günü Çin'de de tatil devam ediyor. Şimdi pazartesi günkü veri akışını incelediğimizde Almanya fabrika siparişleri ve FOMC'si Kaşkari'nin konuşması en azından Euro dolar teması üzerinde etkisini hissettirebilir. Ama yine söylüyorum biz yeni haftaya veri anlamında daha sakin giriyoruz. Bu sebeple de fiyatlama davranışı eğer ekstra bir gelişme olmazsa biraz daha sakin geçebilme olanağı tanıyor. Salı gününe baktığımızda salı günü haber akışlarında e, Saşin Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi geride bıraktığımız hafta hizmet ve imalat PMI detayları dikkat çekmişti. Hatta ISM imalat dışı PMI detayı da bu açıdan gerçekten yakinen takip ettik imalat PMI ile birlikte. Bu sebeple de e, Sayşin hizmet satın alma müdürleri endeksi verisini inceliyor olabiliriz. Çünkü Çin son dönemde gerçekleştirdiği e, imalat PMI detayıyla 50'nin üzerinde kalıcı bir reaksiyon oluşturmaya çalıştı. Türkiye Türkiye'de 50 seviyesine ulaştı. Almanya Avrupa'nın lokomotifi G20'deki en kötü performansa sahip ülke konumunu sürdürüyor. Bu sebeptir hizmet tarafında da eğer işler güzel giderse e, bu e, Çin ekonomisi adına da sevindirici çünkü PMI dediğimiz şey aslında büyümenin öncü bir göstergesi diyoruz. Bazı ülkelerin hizmet sektörü daha önemli oluyor. Amerika ve Türkiye gibi mesela bazı ülkelerinde imalat sanayisine ilişkin PMI detayı daha önemli oluyor. Ama sanayi tarafındaki gelişim eşittir büyüme algısı bu açıdan imalat PMI detayını da ön plana çıkartıyor. Bu da aslında biraz da finansal okuryazarlık konusunda destek vermek için için kısa bir bilgi vermiş oldum. Sabahleyin Almanya'dan sanayi üretimi verisi var. Baktığımız zaman sanayi üretiminde kısmen bir iyileşme söz konusu. Amerika'dan üfe rakamları var. Burada da aylık bazda baktığımızda üretici fiyat endeksinde beklenti öncekine paralel ama çekirdek üretici fiyat endeksine baktığımızda bir geri çekilme söz konusu. İlaveten FOMC üyesi Evans'ın, FED Başkanı Powell'ın konuşması var. Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol stoklarıyla e, salı gününü kapatıyoruz. Burada üfe rakamları piyasayı etkilemez. E, Almanya'nın sanayi üretimi verisine bakabiliriz. Ve FOMC üyesi Evans ve FED Başkanı Powell'ın açıklamaları inceliyor olacağız. Yine salı günü Euro dolar paritesi üzerinde etkili olabilecek bir gün diyebiliriz ama FOMC üyesi Evans ve Fed Başkanı Powell birlikte ons altın dinamiklerini de takip edelim. Yani pazartesi euro dolar salı günü euro dolara ek olarak ons altın dinamiklerini inceliyor olacağız. Tabi burada FOMC üyesi Evans ve Fed Başkanı Powell özellikle başkanın açıklamaları önemli. Neden? Çünkü Ayın sonunda Fed'in toplantısı var ve 25 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimali neredeyse %84 ihtimaliyle gündemimizde. Cuma günü tarım dışı itihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar gibi verilere ulaştık. Ortalama saatlik kazançlar çok kötüydü. Ama zaten bir 25 bas puanlık indirim vardı bu değişmedi. Bu görüntüyü değiştirecek bir senaryo oluşur mu? Oluşmanın bu birinci senaryo. Bir strateji bir. İkincisi 25 bas puanın üzerinde agresif bir ton oluşur mu? Çünkü biz Trump'ı da bu aşamada takip ediyor olacağız. Fed'e yüklenmeye devam edecek. Trump'ın istediği 25 değil de 50 bas puanlık indirimlerin devam etmesi şeklinde. Ama Fed buna yanaşmıyor. 25 bas puanlık indirimlerle süreci devam ettirmeye çalışıyor. Şu anda da ihtimaller %84 oranında 25 bas puan indirmesi şeklindedir. Salı gününü bu şekilde tamamladıktan sonra çarşamba gününde yine FED Başkanı Powell'ın açıklamalarını izleyeceğiz. İlaveten FOMC üyesi Kashkari'nin konuşması ve akşamda FOMC toplantı tutanakları. Bir önceki toplantının tutanaklarına ulaşacağız. En azından dolar temalı dikkatle takip etmemiz gereken bir gün. İlaveten iş imkanları ve personel değişim oranı JOLS dediğimiz veriye ulaşacağız. E, petrol ve benzin stokları. Bir de Amerika'dan 10 yıllık tahvil ihalesi. Yani çarşamba günü eşittir. ABD günü. ABD günü olması sebebiyle dolar endeksi, euro dolar, ons altın, dolar yen gibi varlıklar çarşamba gününün dinamiklerinde yer alınacak bir görüntü. Ama biz özellikle perşembe gününe odaklanmamız gerekiyor. Haftanın en önemli günü perşembe. Neden? 1. Euro toplantısı var. 2. İngiltere'den imalat üretimi var. 3. Avrupa Merkez Bankası'nın daha önceki toplantısının tutanaklarına yayınlanacak. 4. En önemlisi Amerika'dan Enflasyon detayına ulaşacağız. Tüketici fiyat endeksi rakamlarını göreceğiz. Özellikle haftanın en önemli gününün olmasının sebebi tamamıyla Amerika TÜFE rakamının olacağı. Baştan gidelim. Ee, İngiltere tarafından imalat üretimi ve büyüme rakamına ulaşacağız ama imalat üretimine birazcık daha dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü İngiltere'nin toplam sanayi üretiminin yaklaşık %80'ini oluşturuyor. Önceki rakama kıyasladığımızda eksi 0.1'lik bir yüzdesel beklenti söz konusu. Yani negatif bir görüntü ön planda. Burada sterlin dolar paritesi biraz daha dikkate alınabilir ki zaten Pazartesi günü de sterlin dolar, dolar yenle yani alakalı beklentilerimiz, S&P ve DAX ile alakalı da özet bir bilgi geçeceğim size. Orada da sterlin dolar beklentimi görebilirsiniz. Bunun dışında Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları var. Tıpkı Fed gibi bir önceki toplantısının tutanakları çok ciddi bir fiyat etkisi oluşturmaz ama yine de ayrıntılarına bakacağız. Amerika'nın enflasyon detayına bakacağız. Amerika'daki enflasyon detayı önemli dedik. Aylık bazda tüfe ve e, %0.1 bekleniyor. Öncekiyle aynı yani öncekine paralel bir beklenti söz konusu. Yıllık bazda baktığımızda bakın burası önemli. Yıllık bazda baktığımızda %1.7 önceki rakam %1.8'e revize edilme beklentisi var. Yani enflasyonda yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Ama çekirdek tarafa baktığımızda aylık bazda %0.3 önceki rakam %0.2 aylıkta geri çekilme var. Ee, yine çekirdek yıllık beklentisi %2.4. Yani burada yıllık tarafta artış var mı? Çekirdek tarafında azalış var mı? Bunları inceliyor olacağız. Çünkü Amerika enflasyon detayı bu açıdan belirleyici olacaktır. Neden? Çünkü enflasyon %2 hedef teması, %2'nin altında enflasyon faiz indirimlerini destekleyen bir görüntü, veri odaklı bir para politikası, faiz indirimleri için ekonomik takvimdeki destekleyici haber akışları bu açıdan takip edilecektir. Tabi FOMC üyelerinin açıklamaları, FED Başkanı Powell'ın açıklamaları, ilaveten enflasyon, büyüme, işsizlik gibi temalar yakinen takip ediliyor. Neden? Çünkü ayın sonunda bir Fed toplantısı var. Bu sebeple de bu tarz önemli haber akışları yakından takip edilmeli. Peki haftayı nasıl kapatıyoruz? Haftayı kapatırken işte FOMC üyesi Bastian konuşması var. Bu tabii ki gece saatlerinde Asya seansını ilgilendiren bir durum. Sabahleyin 9'da Almanya'dan TÜFE rakamını sonucuna ulaşacağız. Öncekine paralel bir görüntü söz konusu. Bunun yanı sıra Euro bölgesi Maliye Bakanları toplantısı var. Biraz Bir gün önce Euro grup toplantısı vardı. Zaten bir gün sonra da Maliye Bakanları toplantısı oluyor. ECB'den Gandis'in konuşması, FOMC üyesi Kaşkari'nin konuşması var. Burada Kanada'dan işsizlik oranı ve istihdam değişikliği verileri ön planda. Michigan tüketici hissiyatına bakacağız. Son olarak da FOMC üyesi Rosinger'ın, Gren ve Kaplan'ın konuşması var. Yine özellikle Amerika odaklı gidiyoruz. Ama burada Kanada verileri olduğu için dolar Kanada dolarına biraz daha dikkat edeceğiz. ilaveten Euro dolar paritesine odaklanacağız. Yani baktığımız zaman haftanın genel dinamiklerinde Perşembe'nin en önemli gün olduğunu Diğer günlerde de gelecek haber akışlarının varlık fiyatları üzerinde etkilerini de inceliyor olacağız. FOMC üyesi üyeleri ve FED başkanının açıklamaları bu açıdan belirleyici. Çünkü ayın sonundaki FED toplantısı öncesinde en azından para politikasına ilişkin açıklamalar ve buna ilişkin önemli ekonomik datalar yakinen takip edilecektir. Genel çerçevede benim yeni haftaya ilişkin aktarabileceğim önemli başlıklar ve dikkat edilmesi gereken varlıkları bu şekilde izah etmiş oldum teknik tarafa geçmiyorum. Teknik tarafı yarın sizlere aktaracağım. Lütfen teknik tarafta hangi varlıkla ilgileniyorsanız ilgilenin. Bu videoyu yani makro temalı videoyu sonuna kadar sabırla izleyin. Size katkısı inanılmaz olacaktır. Videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Abone olduktan sonra zil ikonunu aktifleştirerek de bildirimleri açarsınız ve anlık olarak bütün video çalışmalarımız sizlere hızlı bir şekilde ulaşır. İlginiz için, geri dönüşleriniz için her türlü eleştirilerinizi, önerileriniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese huzurlu bir hafta sonu dilerim.